kadın olma çalıştayı, bu çalıştayı emek veren, çalışmaya katkı sunan, dedik ki bu çalıştay bir yazılı kaynağı dönüştürelim. Onun için de kitap hazırladım. Onun devamı uluslararası kadın uluslararası konferans yaptık. Bu konferansla 13-14 Ocak Diyarbakır'da 2024 sessizlik zinciri kadınlar siyasi mahpus etrafında duvarları yıkıyor. Bu konferansla biliyoruz tüm kıtalarda zalimlerin zindanlarında ne kadar direnişçi ve ne kadar mücadeleci kadınların olduğunu, onun için de bir daha buradan hepsine selam gönderiyoruz ve seslerine ses olacağımızı belirtmek istiyorum. Bizler için en önemli olan da Türkler, kadınlar, muhalifler, sosyalistler için hapishane meselesi canlı ve en çok aslında örneğini yaşayan yaşayan ve bunun için kolektif bir mücadele, kolektif bir hafızan olduğu güncel bir durumumuz var. Bunun için de sürekli mücadelemizin yükselttiğimiz ve bu mücadelenin daha çok geliştirdiğimiz bir oda, bir mücadele alanı. Şimdi biz bu kitap çalışması da başlarken 70'lerden günümüze Türkiye'deki mahpushane gerçeğini anlatmaktı amacımız. Elbette ki mahpushane gerçeği 70'lerden başlamıyor. Çok daha eskilere dayanan bir tarihi var. Ama biz yakın tarihinden olarak küçük bir damla da olsa bir katkı sunmak istedik. Kitabımız 3 başlıktan oluşuyor. Mahpushane gerçeği, 70'lerden günümüze kadın mahpus olmak ve tanıklıklar. Diyarbakır'da kadın mahpus olmanın adı başkaydı. Tabii Diyarbakır deyince Sakine Cansız'ı anlamak olmaz. Paris'in göbeğinde katledilmeseydi eminim bugün onun da yazısı bu kitapta olacaktı. Son olarak da başlığımız mahpushanede hak ihlalleri olarak belirledik. Direnişçiliğinin dağlaşan mirasıydı. Unutulmasına izin vermemek için kadın hafızamıza bu coğrafyanın esaret hikayelerini onurluca isyanını harlayarak nakşetmek için anlattık. Her anlatıcı kahramanı kadın olan, mekanı mahpus olan, zamanı devrimcilik olan hikayelerde tarihi buluşturdu. Anlatılan bizim hikayemizde. Hikayeler anlatılmaya başlandığı anda duvarları aşıp esaretin ilk halkasını yıktı. Unut ki, sus ki, esaretin korkusu büyüsün. Mahpusta kadınlar olarak anlatacaklarımız var. Diyarbakır cezaevinden yazmış Roj Binçetin. Kadın özgürlük felsefesini yaşayan ve yaşatan, dayanışmayı büyüten, emekle yürüyerek umudu asla tükenmeyen tüm kadınlara, şahsınızda sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sizleri yürekten kucaklıyorum. Mahpusta kadın olmak temasıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmanın heyecanını sizlerle paylaşıyorum. Geçmişten bugüne tarih, karanlık eşikleri aşan direnenlerin mücadele izlerini taşıdı. Bugün de nice değerin yaratımlarını layıkıyla taşımanın onuru ve sorumluluğuyla özgürlük için direnilmekte. İşte tarih, mücadele azim ve kararlılığıyla direnerek demokratik ve özgür yaşam için sözünü kuranların ve inşasını yapanların eseri olacaktır. Bunun derin inancı ve umudunu taşıyarak bir kez daha hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu çalışma çok önemli çünkü yazı kalır sahiden. Dijital dünyadayız, artık hiçbir şey kaybolmuyor. Biraz önce bir arkadaşla konuşurken dedim ki, şairin biri biz bir gece sevgi duvarını aştık diye yazmış. Ben onu adapte ediyorum. Diyorum ki biz bir gece korku duvarını aştık. Bu coğrafyanın kadınları bu dünyaya jiyan azadi gibi çok değerli bir slogan hediye ettiler. Bu sloganın çıkış noktası
bu coğrafyanın kadınlarının yaşadıklarıdır ve onlara yaşatılanlardır. Kadınların işkence gördüğünü, kadınlara susmanın, itaat etmenin öğretilmeye çalışıldığı dönemleri yaşadım. Ama susan, itaat eden ve rehin olduğunu unutup dışarıyla olan duygusal ve düşünsel bağını koparan kadınlara tanık olmadım. Daha kadınları hapsedecek, özgürlüğü ve yaşamı hapsedecek hiçbir tel örgünün ve demir kapının icat edilmediğine inanıyorum. Arkadaşlarımızın bir kısmını arkada bırakıp çıkmak gerçekten çok zordu. İnanılmaz derecede zordu. Ama başta Gülen Başkan olmak üzere her zaman bize direnişin ne kadar güçlendiren bir şey olduğunu gösterdiler. Yoldaşlıkları için, bu direnen tutumları için Bilgen Başkan şahsında bütün kadın arkadaşlarımıza ayrıca selamlamak istiyorum. O gün bir 10-15 dakika arayla televizyondan Bilgen Başkan'a yüksek cezalar verildiğini, benim hakkımda da bir tahliye kararı verildiğini duyduk televizyonda. İnanılmaz bir yüzün çöktü cezaevine. Normalde bir tahliye kararı zıldırıklarla karşılanır. O yüzün bize şunu gösterdi ve bunu Figen Başkan cezaevinin meşhur haberleşme sistemi olan Logar'dan bağırarak, seslenerek bize duyurdu. Onlar bize her zaman mutluluğu çok görüyorlar, sevinci çok görüyorlar. Güzel günleri olan umudumuzu kırmak istiyorlar. Lütfen arkadaşlar, zılgıtlarımızı atalım. Gülten Başkan'ı da hep beraber, hepimiz adına özgürlüğe uğurlayalım. Çok önemli, hepimiz bir feminist bilinçle, kadın bilinciyle kadınların tarihinin nasıl görünmez kılındığını biliyoruz ve geri dönüp tarihimize sahip çıkmak için mücadele ediyoruz. Biraz önce benim 80'li yıllarıma dair anlattığım şey aslında öylesine bir toplumsal kabul ki yüzlerce kadın hapisten çıktı o zaman, direndi, mücadele etti. Fakat bir görünmezlik duvarının arkasından kaldılar. Bugün geri dönüp 70'lerden günümüze direnen kadınların hikayelerini yazmak için mücadele ediyoruz. Bu da kadın bilincinin, kadın tarih bilincinin geldiği aşamayı gösteriyor.